5. sınıf çalışma soruları kitabı, matematik dersi 3. ünite, sayfa 52, ondalık gösterim, yüzdeler. 1. soruyla başlayalım. 12/16 kesrinin ondalık gösterimi yazılıyor. Bu ondalık kesrin okunuşunu bana soruyor. Evet, burada ben bu sayımı okunurken buradaki kesir çizgimin başında tam sayılı kısmı var mı? Yok. Onun için ben 0 tam olarak okuyorum. Daha sonra paydam 2 basamaklı olduğu için 2 basamaklı sayıları ben yüzde diye okuyorum. %12, 0 tam, %12 cevabımız C şıkkı. 2. soru. 13 tam 1672 sayısındaki 7 rakamının basamak değeri. Buradaki 7 sayısı 1'ler, 10'lar basamağında olduğu için cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 0 tam %7 olarak ifade ederiz. 3. soru. 1000'de 1'ler basamağı 3, 1'ler basamağı 8, 100'ler basamağı 2 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 1'ler basamağında 8 olacak arkadaşlar. 1'ler basamağında 8 olan hepsinde 1'ler basamağı 8. 100'ler basamağı da 2 olacak. Demek ki A ve B şıkları değil. Daha sonra 1000'de 1'ler basamağı 3 olacak. Yani 1000'de 1'ler derken arkadaşlar 10'lar 1 basamaklı, 10'lar, 100'ler, 1000'ler derken 3 basamaklı olması gerekiyor. Virgülden sonra 3 basamak olacak. Yani burada 93 vermiş, burada 273 vermiş. 3 basamaklı olması gerektiği için 218 tam, 1000'de 273. 4. soru. 40 tam 20'de 1 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bunu arkadaşlar paydası 20 olduğu için ben paydasını 100 yapmam gerekiyor. 4 tam 1/20'yi ben paydasını 100 yapmak için iki tarafında pay ve paydayı 5 ile çarpmam lazım. 4 tam 5 kere 1 5, 20 ile 5 çarptım 100. 4 tam %5. Bunu ondalık kesirle gösterirken 4,05 olarak gösteririm. 0,5. 4 tam %5. Cevabımız D şıkkı. 5. soru. 4/25 veya 25'le 4 kesirinin ondalık gösterimi. Bunu 100 yapmam için arkadaşlar ben iki tarafı da 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 kere 4, 16. Bölü 100. Bunu ondalık kesire gösterirken 0 tam %16. Cevabımız C şıkkı. 6. soru, bir sayı doğrusu var. Çekirdek sayı doğrusunda 0 ile 4 arası 40 eş parçaya bölünmüştür. Yani her parça arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Bana buradaki 0,92 küçüktür kare. O da küçüktür. 3,59 olduğuna göre. Yani 0,92 demek arkadaşlar %92 demek. %92 arkadaşlar buradaki L ile şu aradadır arkadaşlar. 0,92 92/100 demek. Yani buradaki 9. çizgiden sonrası demek. 9. çizgiden sonrası ile 3 tam %59. 3 tam burası. 59 olduğu için 6. parçaya kadar gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. R'den öncedir arkadaşlar. L'den sonra R'den önce olanlar. K zaten hiçbirinde olmayacak. L'den sonra olduğu için L de olmayacak arkadaşlar. M, N, P, bir de R olması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. 7. soru. 2 ile 3 arasındaki bazı ondalık gösterimler verilmiş. A, B, C'nin doğru sıralamasını bana soruyor. Birlikte bakalım. Buradaki A'mız 2 tam %20 ile 2 tam %30 arasında toplam kaç parça var? 10 parça var. 21, 22, 23, 24. A 2 tam %24'tür.
B'ye bakalım. 2 tam binde 230 ile 240 arasında. 231, 232, 233. 2 tam binde 233. C ise 34, 35, 36. 2 tam binde 236 olarak verilmiştir. Şimdi ben bunları büyükten küçüğe sıralamam gerekirken A'nın virgülden sonra 2 basamak, B ve C'de virgülden sonra 3 basamak olduğunu görüyorsunuz. Bunun sonuna ben 0 eklediğim zaman aynı basamaklar olmuş oldu. Şimdi virgülden sonra 240, 233, 236, 240 büyük olduğu için evet burada 240, 233, 236'ya sıraladığımız zaman 240 en büyüktür, A büyüktür, 236 C olduğu için o da büyüktür, B. A büyüktür, C o da büyüktür, B. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 53, 8. soru. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Burada ben doğru sıralamam için arkadaşlar virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemem gerekiyor. Burada virgülden sonra en fazla 3 basamak olduğu için hepsini 3 basamağı tamamlamak için sonlarına 0 ekliyorum. 0,10. Buna 0 ekliyorum. 100. Bunlar zaten 101. Şimdi bakalım arkadaşlar burası 10. Burası 1. Burası 100. Burası 101. 101 büyüktür. 100. 100 birden büyük değildir. Burada çünkü 10 var. A şıkkımız yanlış. B'ye bakalım. Yine aynı mantık arkadaşlar. 101. 0. 0. 1. Buraya 0 ekliyorum. 0,10. Buraya 3 tane 0 ekliyorum. Şimdi bakalım. Evet 101 en büyük. Ancak 101 birden büyük. 1 ondan büyük değildir. B şıkkı da yanlış. C'ye bakıyorum. Yine 3 basamağı tamamlıyorum. 100. Burası 0,10. Burası 1. 101 100'den büyüktür. 100 ondan büyüktür. 10 birden büyüktür. C şıkkı doğrudur. 9. 3 tam binde 900'lü bir sayı vermiş. Daha sonra 3 tam binde 25'li bir sayı verilmiş. Bana şu ifadenin doğru olduğuna göre diyor. Üçgen ve karenin toplamını alabileceği en büyük değeri soruyor. En büyük değer için buradaki şu ifadenin şu ifadeden küçük olması gerekiyor. Burada 9 olduğu için ben buraya 9 yazdığım vakit arkadaşlar. 925, 925, 900'lü bu sayıdan büyük olması gerekiyor. Üçgenin mutlaka 9 olacak. Buradaki karemin ise 925'ten büyük olması, küçük olması için buranın 1 olması gerekiyor. 9'a 1'i topluyorum. 10. 10. soru. 7 tam binde 13'ten 2 tam %12'yi çıkartıyoruz. Bunu alt alta yazayım. 7,013 yani binde 13. Virgülleri aynı yana alt alta getirmem gerekiyor. 2 tam %12. Çıkarma işlemi yaparken virgülden sonraki 3 basamak olması için buraya 0 ekliyorum. 3'ten 0 çıktı 3. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı 9. Burada kaldı 9. 9'dan 1 çıktı 8. Burada 0'dan 1 çıkmadığı için buraya gitmiştik. 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı 4. 4 tam binde 893. 11. soru verilen toplam işleminde işlemin sonucu yıldızmış. Yıldızın onda birler basamındaki rakamın basamak değerinden binde birler basamındaki rakamın basamak değerleri çıkarıldığında önce ben bu işlemi yapayım. Evet bu bir toplam işlemi toplayalım arkadaşlar. 8, 5 daha 13 elde var 1, 6, 13, 14 elde var 1, 3, 5, 6 virgülümü koydum. 4, 9 daha 13. Elde var 1, 6, 7. 73 tam binde 643. Şimdi bana neyi soruyor arkadaşlar? 10'da birler basamağındaki rakamın basamak değerinden binde birler. O zaman ben 10'da 1 ile binde 1. Evet burada 10'da birler basamağında 6 var. 0,6'dan 0,003'ü çıkarmamız gerekiyor. Çıkartalım. Buralara 0'ımı koydum. 0'dan 3 çıktı. 7 yani 10'dan 3 çıktı. 7 burada kaldı. 9 indirdim. 5 0 tam binde 597. 12. soru. Görselde verilen silindir şeklindeki özdeş iki sürahinin kaçta kaçının suyla dolu olduğu sürahinin altına yazılmış.
5'te 1'i doro, dolo, ikincisinde ise 10'da 9'u dolo. İkinci sürahiye, birinci sürahideki suyun bir kısmı boşaltıldığında ikinci sürahinin tamamı su ile dolmuştur. Yani burada benim ne kadar suyum eksik arkadaşlar? 10'da bir dik suya ihtiyacım var. O zaman ben buradaki suyun 10'da 1'ini almışım. Yani 1 bölü 5'ten ben 10'da 1'i çıkarmışım. Faydalarını eşitliyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 10'dan 1 bölü 10'u çıkartıyorum. Sonucum 1 bölü 10'dur. Ben birinci sürahinin 10'da 1'ini doldurmuşum. 10'da 1 ifadesi B şıkkıdır. 13. Sena Kütüphanesi'ndeki kitapların 5'te 1'ini, 2015 20'de iyisini, 2016 %30'unu, 2017 ve %15'ini 2018 yılında satın almıştır. Buna göre Sena'nın kütüphanesinde en fazla kitap sayı satın aldığı yıl. 5'te 1'i demek arkadaşlar, 100'ü 5'e böl 20, yani bu %20 eşittir. %20'sini 2015'te almış. 7 bölü 20, yani 20'de 20'si demek. Ben bunu 100'le tamamlamak için 5 ile çarpıyorum. 35 bölü 100, yani %35'inde 2016'da almış. %30'unu zaten 2017'de almış. 2018'inde de %15. En fazla aldığı %35 ile 2016 yılı. 14. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimleri karşılaştırma için oluşturulan aşağıdaki sıralamanın hangisi doğrudur? 7 bölü 25. Bunun paydasını 100 yapmak için 4 ile çarpıyorum. 4 kere 28. 28 bölü 100. 0,28 doğru. 0,28 ise %14'ten büyüktür diyor. Ben bunu yüzde olarak gösterdiğim zaman %28 olur arkadaşlar. %28 %14'ten büyüktür. Doğru. %14 büyüktür. 7 bölü 25. 25'i 4 ile çarpıyorum. 100. 4'ü 7 ile çarpıyorum. 28. Burası %28'dir. %14 28'den büyük değildir. Zaten ben A şıkkında bulmuştum cevabımı. 15. soru. Ali parasının %56'sı ile kitap alıyor. Buna göre Ali'nin parasının kaçta kaçı kalmıştır? Ben 100'den 56'ı çıkarttığım zaman 44 kalır. %44'ü kalır arkadaşlar. %44 demek arkadaşlar. 44 bölü 100 demek. Şıklara baktığınız zaman arkadaşlara böyle bir ifade yok. Ben bunu 25'e düşürmem gerekiyor. Yani 4'e böldüğüm zaman her iki tarafı 44'ü 4'e böldüm. 11. 100'ü 4'e böldüm. 25. 11 bölü 25. 16. Bir mağazadaki ürünlerin etiket fiyatları ve bu fiyatla uygulanacak indirim oranları verilmiş. Gömlek 80'miş. %10 indirim yapılacakmış. Ayakkabı 240'mış. %30 indirim yapılacakmış. Bu mağaza aynı anda iki ürün satın alanlara da indirimli satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha yapmaktadır diyor. Birer tane aldığım zaman kaç para? Şimdi ben bir tane gömlek alıyorum arkadaşlar. 80 liraymış. %10 demek. 80'i 10'a böl. 8 lira. 8 lira indirim yapar. 80'den 8 lira indirim yaptı. Burası 72 lira. 240'ın %30 demek. 240'ın %30 demek 30 bölü 100 demek arkadaşlar. 240'ı 100'e bölüp 30'la çarpmak veya 240'ı 30'la çarpıp 100'e bölmek demek. Ben 240'ı 30 lira çarpmak için kısa yoldan 3 ile çarpıyorum. 0, 12, 50 var 1, 72. 30'la çarptığım için 0 ekledim. 7200. 100'e bölüyorum. 2 tane 0 atıyorum. 72 lira indirim var. 240'tan 72 lira düşüyorum. 240'tan 72 lira düşelim. 8 burada kaldı. 3, 6, 168 liraya düştü. Daha sonra indirimli satış fiyatı üzerinden %10 daha indirim yapacak. Çünkü ikisini birlikte aldım. Toplam ben 168 artı 72 lira para ödüyorum. Toplayalım bunlara. Daha sonra indirim yapacağız. 10 elde var 1. 13, 14 elde var 1, 240. 240'ın %10'u demek. 240'ı 10'a böl 24 demek. 24 lira daha düşüyorum 240'tan. 6, 1, 216.
17, 240 sayısının %30'u kaçtır? 240'ın %30 demek 30 bölü 100. Yani ben bu sayıyı 30'la çarpıp 100'e böleyim demek. Biraz önce zaten bulmuştuk bir önceki soruda. 240'ın %30'u 72 liraydı. 18. Görseldeki 6 tane pembe, 15 tane sarı, 4 tane mavi renkli iç içe geçebilen oyuncak parçaların üzerine P, S ve M harfleri yazılmıştır. Elif, pembe parçaların %50'si. %50'si demek pembelerin yarısı demek, yani 3 tanesini. Sarı renkli parçaların %40'ını. Burada kaç tane sarı var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. 15'in %40'ı demek 15'i 40'la çarp, 100'e böl demek. 15'i 40'a çarpıyorum. 600, 600'ü 10'a böl, 100'e bölüyorum. 6, yani bunlardan 6 tanesini almış. Mavi renkli parçaların %25'i. %25'i demek 1 bölü 4 demek. Her iki tarafı da 25'e böldüğüm zaman 1 bölü 4, yani 1 tanesini almış demek. Elif'in oluşturduğu yapı. Yani ben 3 pembe, 6 sarı, 1 mavi almak zorundayım. Evet. A'ya bakalım. Burada 2 pembe var. Yanlış. C'ye bakalım. 3 pembe var. Doğru. B'de de 3 pembe var. D'de de 3 pembe var. Mavi bir tane olması gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.